Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın zaman zaman ilk 11'de zaman zaman hamle oyuncusu olarak görev verdiği Mesut Özil'in Giresunspor maçı ile birlikte yeniden ilk 11'e dönüp dönmeyeceği tartışma yarattı. Frankfurt karşısında attığı golle takımına güç katan tecrübeli futbolcu Başakşehir karşısında ise yedek soyundurulmuştu. Bu durum kamuoyu tarafından sosyal medyada pek çok polemiğe yol açmış, büyük paralarla takıma katılan böyle bir yıldızın yedek soyunması eleştirilmişti. Bu durumdan bir hayli rahatsız olan Mesut Özil, Başakşehir maçında ikinci yarıda oyuna girmesinin hoşnutsuzluğunu maç sonundaki yüz ifadesiyle dışa vurmuştu. Yıldız futbolcu, 2-0 biten karşılaşma sonrası soyunma odasına üzgün giden oyuncularını teselli etmek isteyen Pereira'nın uzattığı ele bile duyarsız kalıp yoluna devam etmişti. Pereira da mecburen diğer oyuncularına dönmek zorunda kalmıştı. Şimdi gözler bu ikiliye çevrilirken, Pereira'nın, o bu takımın önemli bir futbolcusu dediği Mesut Özil'i Giresunspor maçında ilk 11'de oynatma kararı aldığı ve Yıldız oyuncuyla görüşmesinde bunu ilettiği belirtildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Fenerbahçe'de kısa sürede vazgeçilmezler arasına giren Atilla Zalai, birçok kulübün transfer listesine girmişti. Hem sarı lacivertlilerde hem de Macaristan milli takımındaki performansıyla adından söz ettiren 1.92'lik stoperin Atletico Madrid'in de radarında olduğu iddia edilmişti. Zalai'nin Euro 2020'deki maçlarını da izleten İspanyol devinin ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ileri sürüldü. Bu arada sarı lacivertliler, 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 23 yaşındaki yıldız futbolcunun satışından 20 milyon euroluk bir gelir bekliyor. Atilla Zalai ile aynı adı taşıyan babası, geçtiğimiz günlerde oğlu hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı. Oğlumun birkaç sene daha Fenerbahçe'de devam etmesini gerektiğini düşünüyorum henüz gitmesi için erken. Fenerbahçe, şu ana kadar onun gelişimine çok büyük bir katkı yaptı. Biraz daha geliştikten sonra gitmesi daha faydalı olacaktır, dedi. Ve son olarak, Fenerbahçe'de savunma alarm veriyor. Ligin dördüncü haftasında oynanan Sivas Spor karşılaşmasında Marcel Tisrant'ın sakatlanmasından sonra Kanarya'da taşlar yerinden oynadı. Tisrant kimzalığa iyi üçlüsünün uyumundan memnun olan Pereira, zorunlu olarak Serdar Aziz'i o bölgeye monte etti. Ancak hem Sivas maçında savunmadaki aksaklıklar, hem Avrupa Ligi'nde Frankfurt kontratağında görülen gol, hem de Başakşehir'e karşı alınan mağlubiyette savunmanın uyumsuzluğu dikkat çekti. Tisrand sakatlanmadan önce oynanan 3 Süper Lig, 2 Avrupa maçından Fenerbahçe galibiyetle ayrılırken, söz konusu 5 maçta Kanarya Kalesi'nde 2 gol gördü. Demokratik Kongolu'nun oynayamadığı karşılaşmalarda 2 beraberlik, 1 yenilgi alınırken, 4 gole de engel olunamadı.